Merhaba arkadaşlar. Bu videoda neden yazılım testi kullanılmalıdır? Avantaj ve dezavantajları nelerdir? Hedef ne olmalıdır? Yazılım testi, kodlar arasında gizli kalmış böcek diye tabir edebileceğimiz kusurların bulunup ortaya çıkarılması ve kodun iyileştirilmesi için yapılması gereken süreçleri içerir. Yazılım testinin temel amacı bakım maliyetlerini düşürmektir özverili bir yaklaşım gerektiren yazılım testi, arama, sorun giderme, yaratıcı ve ikna edici gibi özellikleri barındıran kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Neden yazılım testi? Sorusuna gerçek hayatta geçmişte karşılaşılmış önemli kod hatalarını örnek vermek yeterli olacaktır. Örneğin NASA'nın yapmış olduğu Mariner 1 roketi kodlama hatası yüzünden hedeflenen yörüngede gidememiştir ve Atlantik Okyanusu üzerinde imha edilmiştir. Bu 150 milyon dolarlık zarar kağıda kurşun kalemle yazılmış bir formülün bilgisayara yanlış kodlanmasından kaynaklanmıştır. 1985 yılında tarihe Terak 25 tıp kazası olarak geçecek olayda cihazın kodlanmasında basit kontrollerin yapılmadığı görülmüştür. Windows 98'in tanıtımında Bill Gates ve yanında tanıtım yapan kişinin Mavi ekran çıkınca yüz ifadeleri ve düştükleri durum utanç vericidir. New York Borsası'nda piyasaları yönlendiren en büyük şirketlerden biri olan Knight Capital'in 1 Ağustos 2012 tarihinde yazılımdaki bir hata nedeniyle işlemler kontrolden çıkmış ve zarar 440 milyon doları aşmıştır. 2014 yılında ABD'de 911 nolu telefon attı, 6 saat boyunca hizmet verememiştir. Nedeni incelendiğinde çağrıları tutan koleksiyonun kapasite değerini aşılamayacağı düşünülen bir değer verilmişti. Fakat bu sayı aşılmış ve sistem çökmüştür. Daha liste uzayıp gider. İşte bu çalışma anında oluşan hataları minimize etmek ve bakım maliyetlerini düşürmek için yazılım testi ciddi bir şekilde uygulanmalıdır normal beklenen süreç birimlerin yazılması ile testlerin paralel bir şekilde bu birimlere uygulanmasıdır ama test odaklı geliştirme gibi güçlü tasarımlar günümüzde daha popüler hale gelmiş ve testi geliştirmenin önüne alarak çok daha dayanıklı kodlar geliştirmeyi sağlamıştır mimari tasarım alt sistemlerin tasarımı ile yapılacak detaylı bir analiz çalışmasından sonra Kodlama başlamalı ve test süreci kodlama ile paralel bir şekilde yürütülmelidir. Çekirdek test olarak söyleyebileceğimiz birim testinden başlayarak entegrasyon testi, sistem testi ve kabul testinden sonra uygulama marketteki yerini almalıdır. Bu test seviyelerinde ilerlerken beklenen hataların erken tespitidir. Çünkü hata ne kadar geç tespit edilirse maliyet o oranda artacaktır. Hiç test uygulanmamış bir yazılımda marketteyken vereceği bir hatanın maliyeti en sağda verilen sütun ile ifade edilmiştir. Geliştirilen yazılımda planlanan ile ortaya çıkan aynı olması isteniyorsa paydaşlar bir araya gelmelidir. Yazılım geliştirme sürecinin önemli kilometre taşlarında Yazılımın paydaşları mutlaka bir araya gelmeli. Sadece geliştirme sürecinin başında ve teslim sırasında görünen bir müşteri için beklentileri karşılamak neredeyse imkansızdır. Bir birime alabileceği bütün girdiler ile test uygulamak kusursuz olduğunu söylemek için yeterlidir. Ve buna rahatlıkla tam test diyebiliriz. Fakat buna ne zamanımız ne de paramız yeter. Dolayısıyla Good ve Gerard'ın Weikar ve Osrad'ın ve, ve Gorley'nin özetle söylediği evrensel kümeyi temsil edecek en iyi test verisi seçmenin yollarını bulmalıyız. Bunun için test teorilerine ve adımlarına dikkat edip testin gücünü mutasyon veya hata ekleme gibi yöntemlerle test, et, test etmeliyiz. Bütün süreçler harfiyen yerine getirildi. Tüm aşamalar başarıyla geçindi. Artık yazılımımız kusursuz olduğunu söyleyebilir miyiz? Maalesef hayır. Dijik sıranın da dediği gibi test hataların sadece varlığını ortaya çıkarabilir. Yokluğunu asla. Dolayısıyla bizim buradaki en büyük hedefimiz yazılım test maliyetinin testin uygulanmadığı senaryodaki bakım maliyetinin altında tutabilmektir. Çünkü yapılan araştırmalar yazılım şirketlerinin çoğunun %60 ile %80 arası bütçelerini destek verebilmek için harcadıklarını göstermiştir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.